Doğruları yaptığımız sürece Türkiye bu tuzağı kırıp atar, Türkiye yükselir ve yüksek gelirli ülkeler grubuna rahatlıkla girebilir. Bu tuzaktan nasıl çıkacağımızı da gayet iyi biliyoruz. Biliyoruz ki ne kadar çok demokrasi, o kadar ekonomi. Ne kadar adalet, o kadar ekonomi. Ne kadar liyakat, o kadar ekonomi. Ne kadar eğitim, o kadar ekonomi. Ülkemizi bu çoklu kriz ortamından çıkartmak, hem bugünkü dünyanın gerçeklerini iyi görmemiz, anlamamız, hem de ülkemizin içinde bulunduğumuz durumu iyi analiz etmemizden geçiyor. Dünya bugün çok net, çok keskin bir ayrıma gidiyor. Dünyanın pek çok köşesinde otokratlarla demokrasi mücadelecileri şu anda karşı karşıya. Otokratlara karşı demokratların verdiği mücadeleyi pek çok coğrafyada görüyoruz şu anda. Bu mücadele Avrupa'da var, Asya'da var, Afrika'da var, Amerika'da var. Bugün ülkemizde de otokrat yönetime karşı bir haysiyet mücadelesi var. Kurumların yok edildiği, kuralların tanınmadığı, hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir yönetime karşı geniş mahallelerin ortak bir mücadelesi var şu anda. Ve bu mücadele şu anda bu salonda. Ve bu mücadele şu anda Millet İttifakı çatısı altında yürüyen bir mücadele. İşte bizler bu demokrasi feryadının sesiyiz. Bu ülkede uluslararası anlaşmalara, anayasaya, yasalara bir kağıt parçası muamelesi yapıldığında o ülkenin ekonomik gelişmişlikten bahsetmesi mümkün olmaz, olamaz. AİHM kararlarına, Anayasa Mahkememizin kendi kararlarına saygı duymuyorum, uymuyorum diyenlerin yönettiği bir ülkede refahtan bahsedilemez. Zaten basamak 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 refah düşüyor, gördük. Bu ülkenin sorunlarının çözümü hukuktan geçiyor, adaletten geçiyor. Bu ülkenin sorunlarının çözümü eşitlikten geçiyor, insan haklarından geçiyor, gerçek anlamda güçlü bir demokrasiden geçiyor. Siz hukuk bir kağıt parçasıdır diye zihninizin gerisindekini eğer açığa çıkarırsanız bu memleketi düştüğü çukurdan asla ama asla kurtaramazsınız. Ve en önemlisi de beka beka diye gün aşırı ülkeye korku pompalayan şu andaki yönetim ülkemizi gerçek anlamda beka sorunlarının tam da ortasına düşürmüş durumda. Bugün eğer bir ülkenin devlet başkanı gidip de bir başka ülkenin devlet başkanından 3 milyar dolar, öbürüne gidip 5 milyar dolar, öbürüne gidip doğalgaz ödemelerimizi ertele demek zorunda kalıyorsa bu ülkenin ekonomik bağımsızlığı artık risk altına girmiş demektir. Bunu iyi görmemiz gerekiyor. Otokratik bir yönetimde toplumun topyekün zenginleşmesinden söz edilemez. Otokrasiyle yönetilen ülkelerde ancak bir avuç zengin türer. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Kurumların zayıfladığı, kural bazlı yönetimin terk edildiği bir ülkede fırsat eşitliğinden söz edilemez. Çünkü adalet sadece yargının hızlı ve düzgün çalışması değildir. Adalet aynı zamanda sosyal adalettir. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliğidir. İşe girerken fırsat eşitliğidir. İşte yükselirken fırsat eşitliğidir. Ticarette, sanayide fırsat eşitliğidir. Adalet çok geniş bir kavramdır. Ve maalesef son yıllarda bir grafiğimiz daha var, onu da gösterelim. Bu son. Dedim fazla rakamlarla, grafiklerle yormayacağım diye. Ama şu arkadaki grafik bakın çarpıcıdır. Sadece son 2 yılda milli gelirden alınan payı gösteriyor bakın. Bunlar TÜİK verileri ha. Yani TÜİK'e de tabii inanıyorsak. 2020'de ücretlilerin milli gelirden aldığı pay %37 iken %25'e düşmüş. İş gücünün milli gelirden aldığı pay. Peki sermayenin aldığı pay tam o kadar yükselmiş. Sermaye ne demek? Varlığı olan demek değil mi? Parası pulun varlığı olan demek. Demek ki elinde zaten varlığı olanın milli gelirden aldığı pay yükselmiş. Aylık ücretle geçinmeye çalışan insanların
milli gelirden aldığı pay düşmüş. Rahmetli Özal'ın da tam da dediği gibi Türkiye'de orta gelirli vatandaşlarımız, yani orta direk çökmüş. Bu grafik bunu gösteriyor. Peki ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Az sonra geleceğim ama şöyle dünyaya bir hızlıca bakmamız gerekiyor. Çünkü dünyayı anlamadan, dünyanın şu anda içinden geçmekte olduğu zor dönemi iyi anlamadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmamız da kolay olmayacak. Bakın, Birleşmiş Milletler Sistemi'nin kurulmasından bu yana jeopolitik dengelerin en çok bozulduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Hemen kuzeyimizde iki komşumuz savaş halinde. Güneyimizde 10 yılı aşkın bir zamandır devam eden bir iç savaş tablosu var. Pandemiyle bozulan tedarik zincirleri henüz eski dengesine kavuşabilmiş değil. Lojistik tedarik zinciri tamamen değişti. Ülkeler artık daha çok sistem olarak kendisine daha çok benzeyen ve uzun vadede güvenebildiği ülkelerden tedarik etmek istiyorlar alacakları ürünleri. Bu da tabii Türkiye'ye çok önemli fırsat açıyor. Bölgesel ekonomik kümelenmeler ve bunları örgütleyecek yeni kurumlar şu anda ortaya çıkıyor. Ve Türkiye pek çoğunun dışında. Türkiye bütün bu küresel değişimin maalesef dışında. İklim kriziyle mücadele, küresel ışınma, iklim değişikliği artık tam bir kriz tehdidi olarak kapımızda. İklim kriziyle mücadele, Avrupa Birliği'nin 2050 net sıfır hedefi ve yeşil mutabakat ülkemiz için de ekonomideki yeşil dönüşümün artık belirleyicisi haline gelen çok önemli bir konu. Enerji, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyada bütün enerji denklemi değişmiş durumda. Bundan bir sene önce bildiğiniz her şeyi enerjiyle ilgili unutup yepyeni bir enerji gerçeğiyle karşı karşıyayız şu anda. Türkiye gibi büyüyen, çok yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan ve olacak bir ülkenin dünyadaki bu enerji politikalarındaki yeni trendleri kaçırmaması gerekiyor. Gıda krizi yepyeni bir tarım politikasını artık mecbur kılıyor ülkemizde. Küresel enflasyon ve merkez bankalarının aldığı tedbirler, bu olağanüstü hızlı parasal sıkılaştırma bugün yepyeni finansal koşullar oluşturmuş durumda dünyada. Ve uluslararası pek çok önemli büyük finans kuruluşunun bugünlerde ciddi sıkıntılara girdiğini görüyoruz. Ve bizim de çok çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz şu anda. Dünyada refah yeteri kadar artmıyor. Dünyada da gelir dağılımı bozuluyor. Dünyada da maalesef özellikle 2008-2009 krizinden sonra zengin daha zengin oldu, yoksul daha yoksul oldu. Popülist dalgaların yükseldiği bir dönemde bir yandan otoriter rejimlere karşı liberal demokrasi mücadelesi devam ederken diğer yandan da ekonomide piyasanın ve devletin rolünün ne olması gerektiği de şu anda çok önemli bir tartışma alanı. Dönelim Türkiye'ye. Peki biz dünyadaki bu büyük değişimi dikkate alarak güzel ülkemiz ve ülkemizin güzel insanları için ne yapmalıyız? İşte biz Deva Partisi olarak bundan tam 3 yıl önce partimizi kurduğumuzda en önemli çalışma alanlarından bir tanesi ülkemizin yarınlarıyla ilgili hazırlıklardı. Ve tam 22 alanda bir hükümetin 360 derece her alanda neler yapması gerektiğiyle ilgili binlerce sayfalık bir çalışma yaptık. Hepsi gerçekçi, hepsi uygulanabilir. Takvime bağladık, hepsinin bütçesini hazırladık. Hemen arkasından da 6 parti olarak bir araya gelerek yine Cumhuriyet tarihimizde yapılmamış bir işi başardık. Ve ortak politikalar mutabakat metnimizi çalıştık, hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Tam 2300 madde. Tarihimizde böyle bir şey yok. 6 tane birbirinden çok farklı parti ilk önce Türkiye'nin yarınlarında demokrasi için, parlamenter sistem için buluştu, bir araya geldi. Anayasa çalışmamızı bitirdik. 84 maddelik bir anayasa paketimizi açıkladık. Anayasa değişikliği paketimizi. Hükümetten hiçbir ses yok. Yeni anayasa, yeni anayasa deyip duruyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Biz bitirdik, açıkladık. Arkasından da
tarihimizde gerçekleşmeyen bir başarı imza attık. 6 imzayla 2300 maddelik eylem planının her bir kelimesinde mutabık kaldık. Bu tam bir Türkiye mutabakatı. Bu 2300 maddenin, inanın, şöyle bir %60'ını, 70'ini gerçekleştirelim 5 yılda, Türkiye kanatlanıp uçar. Tam bir hazine var burada, hazine. Her alanda. Eğitimden hukuka, sağlıktan ekonomiye, dış politikaya, güvenliğe kadar her alanda hazırız. Ve bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ya da partiler grubunun olmadığı kadar biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Her şey. Gerçekten çok önemli bir eşikteyiz. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu 4 tane ana sütundan bahsetti. Hepsi birbirinden önemli sütunlar. Ve bu sütunları sapasağlam yeni ekonomik modelimizi ayakta tutacak sütunlar. Bu sütunlardan bir tanesi olmasa sistem toparlar, olmaz. Bütün ayaklarını, bütün sütunları sağlam tutacağız. Ki ülkemizin hak ettiği o güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeline hep beraber geçeceğiz. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, gerçekten önemli bir eşikteyiz. Ve bütün bu çalışmalarda bana sorsanız ya en önemli bu işin püf noktası nedir? Nereden başlamak gerekiyor? Hani burada evet 2300 madde yazmışız ama nereden başlamak gerekiyor diye sorsanız benim cevabım ne olur biliyor musunuz? Özgürlükler. İfade özgürlüğü. Basın özgürlüğü. Ve bunu yapmak inanın o kadar hızlı olacak ki. İlk 90 dakika. İnşallah